Polianna. Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere Polianna adlı sürekli oyunumuzun 9. bölümünü sunuyoruz. Artık bütün kasaba Polianna'yı tanıyor. Çarşıda, pazarda gördüğüm herkes bana evimize gelen sevimli küçük kızdan söz ediyordu. Ona ait öyle şeyler duyuyordum ki her seferinde ağzım bir karış açık kalıyordu. Ya Rabbi, bu kadar çok dostu nasıl edinebilmişti bu kız? Bir türlü aklım almıyordu. Polianna'nın Mr. Pendleton'ı ziyarete gittiğinden birkaç gün sonraydı. Miss Polly Yardımseverler Derneği'nin bir toplantısına gitmişti. Döndüğü zaman yanakları pembe pembe olmuş, ıslak rüzgarın dağıttığı saçları kabarmıştı. Firkitelerden kurtulan bazı bukleleri alnına düşmüştü. Oh, aman aman, çabuk çabuk kapıyı kapan iyisi. Birden hava bozdu. Bir yağmur, bir rüzgar sorma. Yaz yağmurudur. Hemen geçer mi Harrington? Neyse ki çok ıslanmamışsın. Arabadan kapıya gelinceye kadar bu kadarı gene çok sayılır. Nancy! Polly teyze mi geldi? Evet Miss Polianna. Polly teyze! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aha! Polly teyze! Bu ne güzellik böyle? Güzellik mi? Şu halime bak, neye döndüm? Ne olur düzeltmeyin saçlarınızı. Ben şimdi onlardan bahsediyordum. O güzelim simsiyah dalgalı saçlarınız, ah teyzeciğim. Bu haliyle öyle güzel ki onlar. Deli çocuk. Hadi gel bakayım benimle. Sana soracaklarım var. Polianna. Geçen gün ne demeye yardımsevenlere gidip de o dilenci çocuktan bahsettin? Hı? Söyler misin? Oh Polly teyze, saçınız böyleyken ne kadar güzel bilemezsiniz. Niye onları daima sıkı sıkı topuz yapıyorsunuz anlamıyorum. Mrs. Snow gibi sizin de saçınızı tarayıp çiçek takmama izin verin ne olur. Polianna, sorduğum şeye cevap ver lütfen. Geçen gün ne diye yardımsevenlere gittin diyorum. Bu ne saçmalık böyle? Vallahi onların Jimmy yerine kendi raporlarını büyütmek istediklerini anlayıncaya kadar bu davranışımın saçma olduğunu bilmiyordum teyzeciğim. O zaman ben de Jimmy'yi yanlarına almaları için kendi yardımseverlerime mektup yazdım. Bunu da mı yaptın? Tabii, ne yapayım? Jimmy B'nin yersiz yurtsuz ortada kalmasına bir türlü gönlüm razı olmuyordu. Bakalım onlar ne cevap verecek? Oh Polly teyze, bana saçınızı taratacaksınız değil mi? Polianna, bugün hanımlar senin oraya nasıl gittiğini anlattıkları vakit öyle utandım ki ben... Söylemediniz! Saçlarınızı taramamı söylemediniz işte. Şimdi siz burada bir dakika bekleyin, ben bir tarak getireyim. Ama Polianna! Polianna! Siz mi buraya geldiniz? Bakın bu daha iyi işte. Şimdi lütfen şuraya oturun. Şuraya. Ha? Şöyle. Çocuk. Ah, saçınızı taramama izin verdiğiniz için öyle sevindim ki teyzeciğim. Fakat anlamıyorum ben. Ah, aman. Meğer ne güzel saçlarınız varmış sizin, ipek gibi. Hem de Mrs. Snowing'inden daha çok. Polly teyzeciğim, şimdi sizi öyle güzel yapacağım ki herkes size bakmaya can atacak. Ah, bu saçmalığı yapmana nasıl izin verdiğimi hala şaşıyorum Polly. Niçin teyzeciğim? Oysa herkes size bakmak için başına çevirince o kadar sevineceksiniz ki. Siz güzel şeylere bakmasını sevmez misiniz? Oh, ben güzel şeylere bakınca ne kadar mutlu olurum. İyi ama yavrucuğum. Ben... Başkalarının saçını taramaya da bayılırım ben. Aklıma bir şey geldi. Ama sırdır söylemem. Aman gene ne yapacaksın kuzum? Ay bir dakikacık, yalnız bir dakikacık sizi yalnız bırakacağım. Bekleyin ve hiç kıpırdamayın, yerinizde oturun ne olur. Yarabbi. Çattık belaya. Ay Polianna, ne yapıyorsun canım? Ya beni gözetleyeceğinizden korktuğum için gözlerinizi bağlıyorum. Oh. Bir dakika bile sürmez, sonra hemen bakarsın. Çek şunu gözlerinden Allah aşkına. Kırmayın beni ne olur. Hadi ver elinizi bana ve birlikte yürüyelim. Hay Allah'ım, hay Allah'ım, sen bilirsin. Hadi. Deli deli şeyler yaptırıyorsun bana bugün. Hadi. Ah. Ha şöyle. Polianna. Şimdi gözlerinizi açıyorum Polly teyze.
Şu cama vuran aksinize bir bakın hele. Nasıl? Pollyanna, bu delilik saçmalık bu. Şu halime bak. Omuzlarımdaki ipek şal, başımdaki kırmızı bir gül. Hele şu saçlarım. Üstelik kış bahçesine getirmişsin beni. İspanyol dilberlerine benzediğiniz Polly teyze. Bakın. Güneş bile sizi böyle görünce yeniden açtı. Pencereleri mahsus açtım. Camda kendinizi göresiniz diye. Kendinizi beğenmediğinizi söyleyebilir misiniz bana? Ha? Eyvah! Rezil ettin beni! Rezil mi ettin? Ama neden? Niye sokağa bakıp kaçtı teyze? Doktor Chilton! Doktor Chilton'un arabası bu. Beni çağırıyor galiba. Doktor Chilton! Beni mi görmek istemiştiniz? Buradayım, bakın buradayım. Lütfen biraz aşağı iner misin Pollyanna? Geliyorum, geliyorum Doktor Chilton. Soyunuyor musunuz Polly teyze? Evet, soyunuyorum. Beni böyle maskaraya çevirip herkese bu şekilde görünmeme sebep oldun. Aptallık bende. Sana nasıl uydum bilmem ki. Oysa pek güzel, pek sevimliydiniz teyzeciğim. Öyle genç görünüyor. Sevimli mi? Hadi canım. Tabii. Ama teyzeciğim ne olur saçlarınızı olduğu gibi bırakın, bozmayın. Böyle mi? Buna razı olur muyum sanıyorsun deli çocuk? Baba ne güzeldiniz, yazık oldu. Neyse ben gideyim bari. Evet evet hadi koş git, hiç durma. Keşke daha önce gitmiş olsaydın. Doktor Chilton'ın kendisini o şekilde görmesi nedense Miss Polly'yi çok kızdırmıştı. Pollyanna gittikten sonra uzun süre odasından dışarı çıkmamıştı. Akşam üzeri yine Doktor Chilton'ın arabasıyla döndüğü zaman hemen Pollyanna'nın yanına koştum. Doktorun Miss Polly'yi gerçekten o şekilde görüp görmediğini pek merak etmiştim. Hele şükür gelebildim Pollyanna. Sen gelinceye kadar ben de burada 9 doğurdum. Niye neyse? Niyesi var mı? Bir kere nereye gittiğini merak etmiştim. Mr. Pendleton'a tabii. Sonra da Doktor Chilton'ın teyzeni o haliyle görüp görmediğini merak etmiştim. Görmüş tabii görmüş. Teyzemi bilmem ama ben buna çok memnun oldum. Herkesin onu gerçek güzel haliyle görmesini isterim de ondan. Biliyor musun? O kendi kendini çirkinleştiriyor. Doktor Chilton onu çok beğenmiş. Sahi mi? He. Arabasına bindiğim zaman öyle söyledi. Sizi beklettim efendim, özür dilerim. Aman rica ederim. Gelin bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Mr. Pendleton'a. Gelmek nezaketinde bulunursan çok sevineceğini söyledi. Yağmur durunca ben de seni almaya geldim. Oh, çok iyi etmişsiniz. Teyzeniz gelmenizi pek istemedi galiba. Yok aksine. Ne kadar çabuk gidersem o kadar iyi olacağını söyledim. Biraz önce kış bahçesinin penceresinde gördüğüm oydu değil mi? Evet, bütün mesele de o ya zaten. Odasında bulduğum çok güzel bir şalı omuzuna koymuş, saçlarını serbestçe tarayıp bir de gül takmıştım. Öyle güzel olmuştu ki. Yoksa güzel değil miydi? Siz ne dersiniz? Evet Pollyanna. Ben de çok güzel buldum. Sahi mi? İşte buna çok sevindim. Ona da söyleyince o da çok sevinecek muhakkak. Hayır Pollyanna. Sakın. Bunu söylemeni istemiyorum. Neden efendim? Oysa sevinirsiniz sanmıştım. Ama o sevinmez yavrum. Doğru. Şimdi sizi gördüğü için pencerenin önünden kaçtığını anlıyorum. Beni maskaraya çevirip herkese gösterdin derken neredeyse ağlamak üzereydi. Tahmin etmiştim. Ama niye böyle düşündüğünü bir türlü anlayamıyorum doğrusu. O kadar güzel olmuştu ki. Neyse. Ha, Pendleton'a geldik işte. Hadi. Senin bakalım. Saat 6'ya varmadan gelir alırım, olmaz mı? Peki, olur efendim. Şimdilik hoşça kal. Hoşça kal. Gel bakalım küçük dostum. Çok iyi kalpli bir kız olduğun, beni affedip görmeye gelmenden bir kez daha belli oldu işte. Sizi affetmek mi?
Ne demek istediğinizi anlayamadım Mr. Pendleton. Anlarsın, anlarsın. Sana karşı epey kaba davrandım Pollyanna. Bugün hala sana teşekkür edemediğim aklıma geldi. Yani o gün beni bulup yardımıma koştuğun için demek istiyorum. Evet. Sizi bulduğuma çok sevinmiştim. Ama bacağınızın kırıldığına sevinmedim tabii. Tabii anlıyorum. O gün yaptıklarından dolayı sana çok teşekkür ederim yavrum. Ne kadar cesur, becerikli bir kız olduğunu görerek sana hayran oldum. Sonra paça için de teşekkür ederim. Aha, beğendiniz mi? Çok. Bugün Poli teyzenin göndermediği başka şeylerin var mı? Hayır efendim. Beni affedin Mr. Pendleton. Ne? O gün Poli teyzem göndermedi derken kabalık etmek istememiştim. Yo. Suratını asma öyle. Bunda üzülecek hiçbir şey yok çocuğum. Ben sadece şaka etmiştim. Sahi mi? Çok sevindim buna. Ben de seni tekrar gördüğüme sevindim Pollyanna. Sık sık gelmeni ne kadar istiyorum bilemezsin. Yapayalnızım. Sana çok ihtiyacım var. Bunun başka bir sebebi daha var. Ama onu sana daha sonra anlatırım Pollyanna. Peki. Evet. Kim olduğunu öğrenince seni bir daha görmek istemeyeceğimi sanmıştım. Ya iyi ama neden? Bana uzun yıllar unutmaya çalıştığım bir şeyi hatırlatıyordun da ondan. Çok geçmeden seni göremediğim için unutmak istediğim o şeyi daha fazla hatırlamaya başladığımı anladım. Onun için artık gelmeni istiyorum. Gelir misin bana küçük kız? Tabii. Tabii Mr. Pendleton. Teşekkür ederim. Sık sık geleceğim. Teşekkür ederim. İşte böyle Nancy. Zavallı ihtiyarla artık çok iyi dostuz. Bana gezdiği ülkelere dair ne hikayeler anlattı. Oralardan getirdiği ne çok şeyler gösterdi mi bilsen. Tövbeler olsun, tövbe. Akıl alacak iş değil bu. O kadar aksi, o kadar kabuğuna çekilmiş bir ihtiyardı ki. Hiç de aksi değil Nancy. Sadece görünüşü öyle. Neden herkes onu öyle tanıyor biliyor musun? Ben biliyorum. Poli teyzem bile pek sevmiyor onu. Kendi gönderdi sanır diye paçayı göndermek istememişti adamcağıza biliyorsun. Benim asıl tuhafıma giden o adamın sana bu kadar bağlanışı Pollyanna. Çünkü o çocuklardan hiç hoşlanmaz. Benden hoşlandı işte. Ama önceleri pek görmek istememiş. Çünkü ona unutmak istediği bir şeyi hatırlatıyormuşum. Allah Allah, garip şey. Evet, öyle söyledi. Peki neymiş o şey? Bilmem, söylemedi. Bir şeymiş işte. Pollyanna adlı sürekli oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte 10. bölüm.